Merhaba arkadaşlar. Paketin içinden çıkan Montessori yataklığı toplama şeklini göstereceğim ben. Normalde kurulum şemasını yapmıştık ama şemadan birçok kişi anlamamış. Bu nedenle video çekmek istedim. Videoyu çekerken de yoğunluktan dolayı kurulumu burada yapamayacağım ama sizlere nasıl kurulması gerektiğini göstereceğim. Siz sonrasında zaten derin bir şekilde geliyor kurulum işlemini yapacaksınız. Öncelikle paketinizden 3 türlü vida çıkacak. Bir tane büyük vida, pardon, iki türlü, iki tane de pardon, büyük vida ve küçük vida şeklinde çıkıyor ve L demirler, gönye, masa tutturma demirlere deniyor bunlara. Bunlardan çıkıyor. Sizin buradaki yapacağınız iş ilk olarak şu şekilde gelen iki tane ortak ayak dediğimiz kısma bu L'leri tutturacaksınız küçük vidalarla. Sonrasında da bunu yatan orta kısmına gelecek kısma tutturacaksınız. İlk yapacağınız işlem bu. Sonrasında şunlar bizim dört tane ayağımız. Bu dört tane ayak birbirine bu açıyla bakacak şekilde ayarlanacak. Yani şu bizim en dediğimiz kısım. Birini buraya vidalayacağız. Vida delikleri mevcut. Bunları da büyük vida ile yapacağız. Birini de bu şekilde yapacağız. Şu şekilde vidalandıktan sonra yan taraflarına da uzun kısmı, yani yatağın alt kısımlarına gelen şeklini vidalayacağız. Onları da göstereyim. Onlar da şu şekilde yatağın alt kısmına gelenler. Yani deminki bu açıyla yaptıktan sonra yan kısmına gelen kısmında da yine vida havşaları zaten kurulu şekilde, ters göstermeyeyim, şöyle olsun. Şurası iç tarafı. Şöyle bir vidalama şekli olmuş olacak. Vida havşaları, vidalar yerleri açık. Burada kurulum sonrasında bu işlemleri, yani tamamen kasayı kurduktan sonra zaten bunun kurulumu basit. İki tane yan, iki tane yani dikdörtgen işlemi yaptıktan sonra şu kızıl dereli dediğimiz kısmı var. Bunu birbirine geçiriyorsunuz. Geçirme işlemi bittikten sonra yine yatan, şurada yatık şekilde göstereyim ben. Yatağı ayakta olan, yani siz yatağı kurmuş oluyorsunuz zaten. Ayağın şuradaki açılı kısmına buradaki açılı kısım denk geliyor arkadaşlar. Şu şekilde yatan kurulu vaziyetine göre denk geldikten sonra bunun montaj işlemini böyle yapabiliyorsunuz. Denk gelmezse şuradan şayet olur ya, biz genelde ölçüyle yapıyoruz. Birebir denk geliyor ama oldu ya, bir sıkıntı olursa şuralardan bir testere yardımıyla alabilirsiniz. Ya da zımparayla alabilirsiniz. Ya da tamamen oturduktan sonra vidalarsınız. O yine kendini kurtaracaktır. Evet. Sonrasında bütün işlemleri bittikten sonra normalde zımparasız geliyor diye bilgiler geliyor. Şunları özellikle zımpara makinesine sokmuyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim zımparaya girdiği zaman şunlar normalde 5'e 5 kullandığımız malzeme ama zımparaya ve temizleme makinesine girdikten sonra kalan kısmı 4 santim kalıyor. Bunlar da normalde 2,5 santim gelen tahtalar. Bunları zımparaya soktuğumuz zaman 1,8'e kadar makine düşürüyor. Makine otomatik zımparaladığı için düşürdüğü zaman da ister istemez inceliyor. Kimi kişiye incesini gönderiyoruz. Elimizdeki bu stoğa göre değişiyor. Hani incelmiş şekilde varsa elimizde incelmiş şekilde gönderiyoruz ama olabildiğince kalın gönderiyoruz. Kalınlar çünkü üzerindeki döşeyi tutmada daha dayanıklı. Kalın gönderirsek 6 tane koyuyoruz. İncesinden gönderirsek 9 tane koyuyoruz. Buraya 6 tane koydum. Yani yatağınızdan İşte bizdeki parça oradakinin sayısını tutmadı gibisinden videoda sonradan görürseniz karışıklık olmasın. Bir de şöyle bir kısım var. Şu arkadaşlar tam görünüyorsa hafiften çatlaklar var. Biz ister istemez bu malzemeleri aldıktan sonra malzeme gelince fırınlama işlemlerinde ve diğer işlemlerden sonra ağacın zımparadan sonra çatlak olduğu meydana çıkıyor. Yani bir bakıyoruz zımpara makinesinden sonra ağacın içerisinde hafiften çatlak varmış. İster istemez hani yeni değiştirdiğimizde yenisiyle de aynı durumla karşılaşma gibi bir durum olduğu için değişiklik yapmıyoruz. Ama bunlar sizin için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Buraya vidalama işlemini yapın. Olur ya, ilerleyen zamanlarda bu çatlaklardan dolayı yatağınızda bir hasar oluştu, bir sıkıntı oluştu. Bizimle irtibata geçerek zaten paket içerisinde telefon numaralarımızı veriyoruz. WhatsApp numaramızı kaydedin. Bizimle iletişime geçin. İşte aldık yatağı. 6 ay sonra çocuk büyüdü. Büyüdükten sonra bu yer kırıldı deyin. Bize ölçüsünü verin. Biz size birebir ücretsiz kargoyla aynı parçayı tekrardan gönderelim. O yönde aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın.
Biz bu e-ticaretten yani diğer bu mobilya grubu ürünü ürettik. Ürettiğimiz sürece arada ne kadar zaman geçmiş içerse geçsin tamamen sattığımız ürünün arkasındayız. Yani işte malzemede kalitesiz şöyle böyle diyenler var. Bildiğiniz gibi tahta. Tahtanın herhangi bir kalite kısmı yok. Ama olur ya. Siz vidalarken de çatlayabilir. Yani atıyorum şurada mesela hiçbir çatlaklık yok. Bu ağaç sağlam. Siz vidalarken olur ya vida denk geldiği zaman çatlar. Onda da yine hiçbir sıkıntı yok. Takın, kullanmaya başlayın. İlerleyen zamanlarda sonradan çatlaklıklar farklı bir şey olursa yani yataktan artık verim alamayacağınız duruma gelecek şekilde çatlak olduğu zaman bize o çatlağın bilgisini verin. Ücretsiz kargoyla yine bunun sevkiyatını sizlere yapalım. Bunun da garantisini burada vermiş olalım. Ürününüz hayırlı olsun.